Herkese merhabalar arkadaşlar. Olympics kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2019 yılına Bangladeş Matematik Olimpiyatlarına gidiyoruz. Arkadaşlar, o günün sorusu serilerinde böyle farklı ülkelerden farklı olimpiyat sorularını çözmeyi hedefliyorum. Bunda da temel olarak iki hedefim var. Birinci hedefim matematiğin en güçlü yanı olan, belki de benim için yani en cezbedici yanı olan matematiğin evrenselliğine vurgu yapmak. Nedir bu evrensellik? Arkadaşlar, matematikte İtalya'ya da gitseniz, Bangladeş'e de gitseniz, Rusya'ya da gitseniz matematiğin kuralları hep aynı. Benim amacım da bu kanalda olimpiyat sorularını farklı ülkenin farklı şekilde farklı bölgelerden gelen olimpiyat sorularını çözerek matematiğin aslında bu renkli evrensel dünyasına vurgu yapmak. İkinci bir amacım da arkadaşlar, matematik olimpiyatlarından genelde korkulur. O bu olimpiyat sorusu mu falan ben çözemem diye bir ön yargıyla yaklaşılıyor genelde. Fakat ben bu kanalda seçtiğim olimpiyat sorularını birlikte çözerek aslında elimizdeki malzemelerle yani üniversite sınavına hazırlık sürecinde karşımıza çıkan sorulardan bir tık farklı düşünerek çok fazla yeni bir şey bilmeden de sadece farklı bakış açısıyla bu olimpiyat tarzı soruları da çözebileceğimize vurgu yapmak istiyorum. O yüzden ilköğretim seviyesinde olsun, lise seviyesinde olsun, öğretmen adaylarımız olsun, öğretmenlerimiz olsun, ilgili matematik severler varsa bu sorulardan bence faydalanacağını düşünüyorum. Hazırsanız hemen 2019 yılı Bangladeş Matematik Olimpiyat sorusunu çözmek için videomuza başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar, sorumuz şu şekilde. 2019 artı n faktöriyel sayısı bir tam kare sayıya eşitse, burada n'yi pozitif bir tam sayı olarak vermiş, bunu sağlayan bütün n'leri bulunuz diyor. Yani arkadaşlar şöyle, 2019 artı n faktöriyel eşittir bir tam sayının karesiymiş, m kare. Burada n pozitif tam sayıymış arkadaşlar. Yani n 1, 2, 3 bu şekilde bir doğal sayılardan biri olacak şekilde 2019 artı n faktöriyeli bir tam kare sayıya eşitliyormuş. Arkadaşlar, bu soru 2019 yılında Bangladeş Olimpiyatlarında, Matematik Olimpiyatlarında sorulmuş bir soru. Şimdi normalde bu soruya yaklaşım tarzımız nasıl olabilir diye ilk etapta baktığımız zaman soruya, şimdi sol tarafta 2019 var, n faktöriyel var. Sağ tarafta m kare var. Tamam, burada n ve m tam sayı. Çarpanlarını ayırma fikri aklıma geliyor. Fakat çarpanlarını ayıramam. N faktöriyel 1'den n'ye kadar olan bütün sayıların çarpımı. Onun çarpanlarını ayırmak işe yaramaz. Zaten beceremeyiz onu muhtemelen. Sağ tarafa atsam n faktöriyeli, m kare eksi n faktöriyeli böyle bir daha basit bir dilde yazmaya çalışsam o da yaramıyor sanki. Peki bu soruyu nasıl çözeceğiz? Üniversite sınavına yönelik ya da liseye girecek arkadaşlarımızın da belki muhatap olacağı bir soru. Herhangi bir çözüm yolu aklıma gelmiyor şu anda. Peki ne yapmalıyım? Yani sıradan metotlarla şu anda bu soruyu çözecek donanımın olmadığını düşünmeye başladım. Ama şöyle bir düşünce aklıma geldi birden. Arkadaşlar, 2019 sayısının 8 ile bölümünden kalan kaç? Buna bir bakalım. 2019 sayısı arkadaşlar 2016 artı 3 olduğu için 2016 arkadaşlar 8 çarpı 252, yani 8 ile bölünüyor. Dolayısıyla 2019 sayısının 8 ile bölümünden kalan 3. Peki bu 8 ile bölümünden kalana niye baktık arkadaşlar? Şunun için baktık. N faktöriyel sayısı arkadaşlar n eşittir 1 için 1 faktöriyel eşittir 1. N eşittir 2 için 2 faktöriyel eşittir 2. N eşittir 3 için 3 faktöriyel eşittir 6. N eşittir 4 için 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4, o da eşittir 24. Arkadaşlar, eğer n büyük eşittir 4 ise, eğer n büyük eşittir 4 ise n faktöriyelin içinde 2 ve 4 çarpanı daima bulunacağından, n eşittir 5 için de 2 ve 4 var, n eşittir 6 için de var. Dolayısıyla n faktöriyel her zaman 8'e bölünür. Bu çok önemli bir gözlem arkadaşlar. Eğer n büyük eşit 4 ise n faktöriyel her zaman 8 ile bölünür. Peki sağ tarafa bakalım arkadaşlar. Sağ tarafta m kare gibi bir tam sayının
karesi var. Arkadaşlar bir tam sayının karesinin 8 ile bölümünden kalan neler olabilir? Bunu bir inceleyelim. Bir tam sayı arkadaşlar ya 4K formatındadır. Yani 4'e bölünen bir sayıdır. Ya 4K artı 1 formatındadır. Ya 4K artı 2 formatındadır. Ya da 4K artı 3 formatındadır. Yani sırasıyla 4 ile bölümünden kalan ya 0'dır, ya 1'dir, ya 2'dir, ya da 3'tür. Eğer bu sayı 4K formatındaysa, M sayısı, yani 4 ile bölümünden kalan 0'sa, arkadaşlar M kare 16K kare olduğu için 8 ile bölümünden kalan 0 olur arkadaşlar. 16 çünkü 8'e bölünür. M eşittir 4K artı 1 ise M kare sayısına bakalım arkadaşlar. Yani M sayısının 4 ile bölümünden kalan 1 ise M kare sayısı 16K kare artı 8K artı 1. Arkadaşlar bu ifadeye de baktığımız zaman 16K kare artı 8K 8 ile bölünen bir ifade. Dolayısıyla buradan kalan 1 olur arkadaşlar. M eşittir 4K artı 2 ise M kare eşittir 16K kare artı 16K artı 4. Dolayısıyla şu ifade 8 ile bölündüğü için M kare sayısının kalanı 8 ile bölümünden kalan 4. Son bir ihtimal var arkadaşlar. M eşittir 4K artı 3 ise M kare eşittir arkadaşlar 16K kare artı 24K artı 9. 9, 8 artı 1 şeklinde yazalım arkadaşlar. Bu ifadeye baktığınız zaman 3'ü de 8 ile bölünüyor. Dolayısıyla kalan 1. Arkadaşlar M bir tam sayısıyla 4 tam sayı ise 4 ile bölümünden kalan ya 0'dır ya 1'dir ya 2'dir ya da 3'tür dedik. M kareyi incelediğimiz zaman arkadaşım kalan ya 0 ya 1 ya 4 oluyor. Şöyle yuvarlak işini alırsak arkadaşlar bir tam kare sayının 8 ile bölümünden kalan ya 0'dır ya 1'dir ya da 4'tür. Fakat şimdi yukarıda bir gözlemde bulunmuştuk. Eğer n büyük eşittir 4 ise dedik, n faktöriyel her zaman 8 ile bölünür. Yani sorunun buraya başına döndüğümüz zaman n büyük eşittir 4 için 2019 artı n faktöriyeldeki n faktöriyel sayısı her zaman 8 ile bölünüyor. 2019 sayısının da 8 ile bölümünden kalan 3 olduğu için sol tarafı komple düşündüğümüz zaman 8 ile bölümünden kalan 3 oluyor. Fakat sağ tarafta m kare ifadesi var. Arkadaşlar m kare ifadesinin 8 ile bölümünden kalanın ya 0 ya 1 ya 4. Yani hiçbir zaman 3'e eşit olamayacağını göstermiş olduk. Dolayısıyla bu ne demek arkadaşlar? N büyük eşittir 4 için çözüm olamaz. Yani N büyük eşittir 4 için pozitif tam sayılarda 2019 artı N faktöriyeli bir tam kare eşit olan eşitleyen N sayısı bulunamaz. Geriye o zaman 1, 2 ve 3 kaldı arkadaşlar. Bunu da basitçe deneyeceğiz. N eşittir 1 ise 2019 artı 1 faktöriyel eşittir 2020. Arkadaşlar şanslı sayımız, uğurlu sayımız. 2020 bir tam kare değil. N eşittir 2 ise 2019 artı 2 faktöriyel 2021. Bu da bir tam kare değil. Son ihtimalimiz kaldı arkadaşlar sadece. N eşittir 3 ise 2019 artı 3 faktöriyel eşittir 2025. O da eşittir 45'in karesi. Yani bir tam kare elde ettik arkadaşlar. N sayısı 3 ise 2019 artı 3 faktöriyel 45 sayısının karesine eşit oluyor. Ve N büyük eşittir 4 ise hiçbir zaman çözümün olmayacağını ispatladığımız için 2019 artı N faktöriyel eşittir M kare denklemini sağlayan bütün N'leri bulmuş olduk. Yani cevabımız sadece N eşittir 3 arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara da belirtebilirsiniz. Ayrıca Instagram sayfamız olan Herkes İçin Olimpiyat kanalının altında günlük olimpiyat soruları serisi başlattık arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz. Her gün bir sonraki her gün orada olimpiyat sayfamızda yayınlanan sorunun çözümünü bir sonraki gün YouTube sayfamızdaki videolarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Olimpiyat sorularıyla, bir sonraki olimpiyat sorusuyla tekrardan görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz arkadaşlar.